düzenlediğimiz ilk grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar diliyoruz. Bu kongrenin tarihi bir kongre olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. Kongremiz yalnızca Türkiye'dekilere değil, tüm dünyadaki baskıcı siyasetçilere önemli bir yanıt verdi. Bir kez daha en zor dönemlerde eş başkanlık görevini üstlenerek Türkiye'de düşmanlık siyasetinin yerine umudun siyasetini yükseltmiş olan Sayın Serpil Kemalbay'ı ve Sayın Selahattin Demirtaş'ı minnetle selamlıyoruz. Bu arada 7 gündür gözaltında tutulan eş genel başkanımız Serpil Kemalbay'ın da serbest kaldığını yine size sevinçle paylaşmak isterim. Evet, ve yeni eş genel başkanlarımız Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli'yi de tebrik ediyoruz. Değerli dostlar, kongrede Dante'nin ünlü sözündeki gibi her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır dediniz. Ve 40 bin kişi barışın, umudun, eşitliğin, kardeşliğin umudunu ekti. Kongremizin örgütlenmesinde emeği geçen, kongreye katılarak demokrasiyi yükselten tüm parti üyelerimize ve demokratik kamuoyuna da bir kez daha teşekkürü borç biliyoruz. Kongremize yurt dışından halkların selamını getiren dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kongremizde tank anlaşmaları yapanlar yoktu. Savaşlar hayatı değil ölümü yaratır. Halklar yaşamı ve geleceği yaratırlar diyen ve Filistin halklarının selamını getiren Leyla Halit vardı. Özgürlük, kardeşlik ve birlikte yaşam diyen Gabi Zima vardı. Tiranlara, diktatörlere, sömürüye karşı internasyonel dayanışma vardı. Değerli dostlar, yarın Dünya Ana Dil Günü. Ana dil hafızadır, ana dil hayal gücüdür, ana dil her insanın kişiliğinin yapı taşıdır. Ana dil hakkı için mücadele eden Kürt halkının ve tüm halkların ana dil gününü de kutluyorum. Evet, bugün aramızda parti meclisi üyelerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, tüm emekliler sendikası üyeleri, Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri ve daha nice kendi kendine gelen, bizleri dost bilen, dost bildiğimiz arkadaşlarımız var. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere değerli eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Divan, Türkiye'nin dört bir yanından gelen değerli il eş başkanlarımız, sevgili misafirlerimiz, konuklarımız, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, sevgili eş genel başkanım, basının değerli emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, hepiniz hoş geldiniz diyor, Hındı Her Hatın Serserenin Serçavenin diyorum. Çok değerli arkadaşlar, bilindiği gibi yarın 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Ve Dünya Ana Dil Günü hala diller üzerinde baskıların olduğu, asimilasyon politikalarının hala devrede olduğu bu günlerde insanların kendi ana dillerini özgürce yaşayamadığı bir ortamda gerçekleşiyor. Oysa bir insanın ana dili
kendi topraklarında doğduğu, annesinden babasından öğrendiği ve kendi annesinin ak sütü gibi kendisine helal olduğu, hak olduğu bir dildir. Ve bu diller üzerinde hala yasakların devam etmesini asla kabul etmediğimizi ifade ediyorum. Ve ana dil üzerindeki tüm baskıların bir an önce kaldırılması gerektiğini ve ana dilimiz bizim varlığımızdır, ana dilimiz bizim onurumuzdur diyor ve tüm baskılara rağmen herkesin ana dilini kutluyorum değerli arkadaşlar. Bilindiği gibi 11 Şubat tarihinde Ankara'nın en büyük spor salonlarından birisi olan Arena Spor Salonu'nda 3. büyük kongremizi gerçekleştirdik. Her türlü baskıya rağmen, her türlü engellemeye rağmen Türkiye'nin dört bir yanından kongremize gelerek büyük coşkusunu, büyük moralini ve kararlılık iradesini bizlerle olmak için gelen tüm halkımıza buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen yabancı misafirlerimize, yine Türkiye içerisinde bizleri yalnız bırakmayan tüm kurum ve kuruluşlara, siyasi partilere kongremize geldikleri için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette ki kongremiz Türkiye tarihi açısından önemli bir kongreydi. Çünkü her türlü zulmün, her türlü zorun, her türlü zorbalığın ve faşizmin gittikçe arttığı bir dönemde bu kadar büyük bir salonu doldurmak, bu kadar büyük bir salonda coşkuyu hakim kılmak her baba yiğidin haddi değildir. Bunu yapacak olan elbette ki tek güç Türkiye halklarıdır ve bu da bir kez daha gerçekleşmiştir. Halkların Demokratik Partisi üzerindeki zulmün devam ettiği bir süreçte, demokratik siyaset kanallarının tıkatıldığı bir süreçte, siyasilerin rehin aldığı bir süreçte, rehin alındığı bir süreçte böylesi bir kongre yapmak bizlere nasip oldu. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Hangi parti olursa olsun, tek bir milletvekili tutuklu olsa bile bir partinin kapısına sadece kilit vurulur. Ancak biz 9 tane milletvekilimiz, belediye eş başkanlarımız, parti yöneticilerimiz, partilerimizin il ve ilçe eş başkanlarının tutuklu olduğu bir dönemde böylesi görkemli bir kongreyi gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Elbette ki kongrenin bize vermiş olduğu, daha doğrusu Türkiye halklarına vermiş olduğu çok önemli siyasi sonuçlar da vardır. Nedir bu siyasi sonuçlar? Halkımız bir kez daha göstermiştir ki bu kadar baskıya rağmen, bu kadar ciddi gözaltılarına rağmen on binlerle kongreye gelmesini biliriz demişlerdir. Kongremiz siyaset dışına atılmaya çalışılan partimizin halkımızla birlikte demokratik siyasete olan inancını bir kez daha ortaya koymuştur. Ve halkımız kongre salonunda savaşa karşı barışı haykırmıştır. Demokratik çözümden yana olan iradesini ortaya koymuştur. Halkımız hükümet tarafından devrilen çözüm masasına tekrar geri dönülmesi mesajını vermiştir bizlere. Ve yine halkımız 5 Nisan tarihinden beri kendisiyle hiçbir şekilde görüşülmeyen ve haber alınamayan Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecriti yerle bir etmiştir. Ve yine halkımız rehin tutulan, şu anda cezaevlerinde olan milletvekillerimizin, belediye eş başkanlarımızın, siyasi tutuklu arkadaşlarımızın
derhal serbest bırakılma mesajını vermiştir. Ancak kongremizi görmek istemeyenler, kongremizin kamuoyuna yansımasını istemeyenler hemen kongrenin ertesinde gözaltılarla ve tutuklamalarla kongremize cevap vermeye çalışmışlardır. AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında HDP'nin eş genel başkanlığını yapmış olan ve 10 gündür keyfi bir şekilde gözaltında olan sevgili Serpil Kemalbay arkadaşımızı bir sinevizyon gösterisiyle hedef göstermiştir. Ve aynı saatlerde Serpil Kemalbay arkadaşımızın İstanbul'daki evine bir baskın düzenlenmiş, kapısı kırılarak içeriye girilmiş ve üzerinden 2 saat geçtikten sonra da Ankara'da evinin önünde gözaltına alınmıştır. Serpil Kemalbay arkadaşımız hala gözaltında ve biraz önce Filiz Başkanımızın ifade ettiği gibi serbest bırakıldığını duyduk, ancak henüz aramıza gelmediği için, buraya gelmedikten sonra, aramızda olmadıktan sonra biz onu hala adliyede bildiğimiz için derhal serbest bırakılması gerektiğini buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Sadece bununla da sınırlı kalınmamıştır. Parti yöneticilerimiz, partide çalışan genç arkadaşlarımız ve yine HDP eş sözcüsü sevgili Onur Hamzoğlu ve yine ESP Genel Başkan Yardımcısı Fadime Çelebi arkadaşlarımız tutuklanmışlardır. İşte bütün bunlar HDP'nin gerçekleştirmiş olduğu büyük kongreye, büyük kongreyi hazmedememenin bir göstergesidir değerli arkadaşlar. Bu tutuklamaların ve gözaltılarının elbette ki barışı savunanlara karşı yapıldığını çok iyi biliyoruz. Özellikle savaşa karşı duranlar, barışı savunanlar, bu ülkede insanların artık ölmemesini isteyenlere karşı yapılan bu tutuklamaları, bu gözaltı furyasını kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Ve herkes şunu çok iyi bilmeli ki HDP Türkiye halklarının demokrasi ve özgürlük rüyasıdır. HDP direnişin kalesidir. HDP barışın kalesidir. HDP birlikte yaşamanın güvencesidir. Ve HDP bu büyük insanlık yürüyüşünü her türlü zorbalığa karşı devam ettirecektir. Bunun buradan mesajını vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Afrin elbette ki çok önemli bir gündem ve Türkiye halklarını aslında çok yakından ilgilendiren bir meseledir. Ve Türkiye'nin Afrin'e başlatmış olduğu savaş bugün 32. günündedir. 3 saatte gireriz, temizleriz dediler, ancak bugün 32. gündür hala oraya girmeye çalışıyorlar. Oysa Afrin barışın kalesidir değerli arkadaşlar. Afrin'de halklar eşit, özgür, demokratik bir yönetim kurmak için çaba sarf ediyorlar. Ve Afrin'de aynı zamanda sığınmacıların savaştan kaçtığı bir huzur yeri olarak da bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve Afrin bir istikrar bölgesidir. Türkiye orada bir istikrar oluşmasını engellemek için, terör koridorunu bozmak için oraya gidiyoruz dediler. Ancak herkes şunu çok iyi biliyor ki orada yaşayan insanlar barış içerisinde, huzur içerisinde yaşayan insanlardır. Ankara'dakiler de çok iyi biliyorlar ki bu bölgede demokratikleşme eğer gerçekleşirse kendilerini oradan örnek alarak demokratikleştirmek zorunda kalacaklar. Oysa bugün Türkiye'de demokrasiden bahsetmek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Bugün Türkiye'de adaletten bahsetmek mümkün değildir. O yüzden Afrin Savaşı'nı aynı zamanda
iktidarın içerisinde bulunduğu ve giderek zorlaşan, kendi iktidarının düştüğü bir savaş gerekçesi olarak yapılan bir girişim olarak da değerlendiriyoruz. Çünkü AKP'liler Afrin'e girmekle oylarımız arttı diyor. Milliyetçi kesim Afrin'e girmekle bizim oylarımız arttı diyerek Afrin üzerinden seçim hesapları yapılmaya çalışılıyor. Türkiye halklarının bunu çok iyi görmesi ve bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Afrin'e gidenler ya da Afrin'de savaş kararı alanlar bugün kendi koltuklarında oturmaya devam ediyorlar. Afrin'de savaş kararını alanlar sadece nutuk atmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Dolayısıyla roketlerin üzerine imza atarak bir savaş kampanyası yürütmek bu ülkeye zarar vermekten başka hiçbir fayda getirmez. Roketlerin üzerine imza atarak o roketlerin gidip Afrin'de insanları bombaladığını, insanları öldürdüğünü herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Ve bunlar gündemi sadece savaş, sadece vurma, sadece yıkım üzerinden götürüyorlar. Oysa Afrin'de elbette ki çözüm mümkündü. Afrin'de müzakereyle, diyalogla, konuşarak, savaş yapmadan, barışı hakim kılarak oradaki sorunlar çözülebilirdi. Ancak bu ülkenin iradesi, siyasi irade oraya savaş açarak, oradaki insanların üzerine bombalar yağdırarak seçimi ölümden yana yapmışlardır. Çözüm derken, çözümden bahsetmişken bu ülkenin başbakanı çözüm mözüm yok kardeşim diyerek bir kez daha Türkiye halklarına ölümü reva görmüştür. Çözüm sürecini herkes çok yakından takip etti. Ve çözüm sürecinde bu ülkede huzurun, refahın, adaletin, insanların yaşama güvencesinin sevgili Serpil Kemal Bey arkadaşımıza tekrar aramıza hoş geldiniz diyor ve biraz önce aramızda olmadığı sürece serbest kaldığına inanmayacağız dediğimiz için şu anda aramızda ve tüm siyasi tutsak arkadaşlarımızın bir an önce serbest kalması dileğiyle bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor. Hoş geldiniz diyoruz. Çözüm süreci değerli arkadaşlar, bu ülkenin özellikle Türkiye halklarının barışa olan inancının, adalete olan inancının, huzura olan inancının bir göstergesiydi. 2011 ve 2015 yılları arasında yaşanan bu çözüm sürecinde bu ülkede tek bir insanın bile burnunun kanamamasının ve bu ülkeye tek bir tabutun gelmemesinin ve bu ülkede annelerin ağlamamasının bizler için büyük bir kazanımı oldu. Ve bu ülkeyi yönetenler eğer çözüm sürecinden ve çözüm sürecini yönetenlerden bir hesap sorma girişimine girdilerse onlara şunu hatırlatmak isteriz. Hiç kimse bu ülkede İnsanların ölmesine, insanların canını kaybetmesine ve gençlerimizin toprağın altına girmesine ve bunda rol oynamasına hiç kimsenin hakkı ve haddi yoktur. Çözüm sürecinde özellikle hiçbir şekilde eşit koşullarda olmayan ancak başta Türkiye olmak üzere tüm Orta Doğu açısından demokrasinin ve barışın gelişmesi için büyük çaba sarf eden
Sayın Öcalan'ı buradan sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çözüm sürecini mahkum ettiler değerli arkadaşlar. Çözüm sürecini mahkum ederek Sayın Öcalan üzerinde tecrit uygulaması başladı. Ve o tarihten bugüne kadar kendisiyle ne avukatları ne de ailesi herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Çözümü mahkum ettiler derken sevgili İdris Baluken'i buradan saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. O 3 yıllık süreç içerisinde tek amacı, tek gayesi bu ülkeye barışın hakim olması için çaba sarf eden, insan ölümlerini engellemeye çalışan ve çözüm sürecinin hayati bir şekilde, özellikle hayata geçmesi yönünde çaba sarf eden Diyarbakır milletvekilimiz sevgili İdris Baluken'e 18 yıl ceza verildi. Bu ne demek? Bu barışı mahkum ediyoruz demektir. Bu ne demek? Biz çözüm değil, biz çözümsüzlük istiyoruz demektir. Oysa iktidarda olan bir partinin gündeminde elbette ki çözüm olmalıdır. O koltuklarda oturanlar elbette ki çözümü gündemlerine almalıdır. Çünkü çözümle birlikte biz biliyoruz ki bu ülkenin Hakkari'sine de, bu ülkenin Edirne'sine de, hiçbir evin kapısına da tabutlar gitmeyecektir. Hiçbir anne kendi çocuğunun tabutunu kapısında görmek istemez. Ve hiçbir anne kendi çocuğunu savaşta ölsün diye büyütmez. Hiçbir çocuk kendi babasının tabutuna sarılmak istemez. Hiçbir anne çocuk ölümünden, evlat ölümünden dolayı gözyaşı dökmek istemez. İşte bunun için çözüm yolunu gösteriyoruz iktidara bir kez daha. Eğer çözüm sürecini bitirmemiş olsaydınız, bugün Afrin'de savaş haline girmiş olmayacaktınız. Eğer çözüm sürecini bitirmemiş olsaydınız, bugün bu ülkede darbe gerçekleşmeyecekti. Çözüm sürecini bitirmemiş olsaydınız, bugün bağımsız ve eşit yargıyla hepimiz karşılaşmış olacaktık. Hepimiz adaletten bahsetmiş olacaktık. Hepimiz yargının bağımsızlığından bahsetmiş olacaktık. Fakat Türkiye'nin ne yazık ki bu yöndeki girişimleri, özellikle çözüm sürecinin bitirilmesiyle birlikte, yargının şu an içerisinde bulunduğu durumun gözler önünde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve çözüm sürecinin sona ermesiyle birlikte ülkenin karşı karşıya olduğu yargıdan elbette ki bahsetmeden geçmek olmaz. Partimizin eş genel başkanlığını yapan ve 14 Şubat tarihinde Ankara'da Sincan cezaevinde bir kampüste sevgili Selahattin Demirtaş 3 gün boyunca yargılanmaya çalışıldı. Ve biz sevgili Selahattin Demirtaş'ın yargılandığına inanmıyoruz değerli arkadaşlar. Çünkü o 3 gün boyunca sevgili Selahattin Demirtaş hükümeti yargıladı. Sevgili Selahattin Demirtaş adaleti yargıladı. Sevgili Selahattin Demirtaş mahkeme heyetini yargıladı. Ve demokrasinin, hukukun nasıl ayaklar altına alındığını gösterdi bir kez daha Türkiye'ye. Keşke başta Selahattin Demirtaş olmak üzere şu anda tutuklu bulunan tüm milletvekili arkadaşlarımızın dosyalarını hazırlayanlar, fezlekelerini hazırlayanlar gelip 3 gün boyunca Sayın Demirtaş'ın duruşmada neler ifade ettiğini, nasıl bir savunma yaptığını görselerdi ve dinleselerdi. Ve sevgili Demirtaş Türkiye'ye bir hukuk dersi verdi. Siyasi bir ders verdi. Bir ahlak dersi verdi. O yüzden biz sevgili Selahattin Demirtaş'ın yapmış olduğu hem esasa ilişkin hem de usule ilişkin yapmış olduğu savunmalarının hukuk derslerinde, özellikle üniversitelerde
okutulacağına inanıyoruz. Bir milletvekilinin dokunulmazlığı olduğu halde nasıl yargılandığına tanıklık ettik. Bir milletvekilinin yaptığı konuşmalardan dolayı sadece yasama sorumsuzluğuna rağmen nasıl sorgulandığına tanıklık ettik hep birlikte. Dolayısıyla o mahkemede Türkiye'deki hukuk, Türkiye'deki adalet bir kez daha ayaklar altına alınmıştır. Ve biz buradan bir kez daha tüm milletvekili arkadaşlarımızın, belediye eş başkanlarımızın ve şu anda tutuklu bulunan tüm rehine arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmaları gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Ve yargının ne halde olduğunun diğer bir göstergesi değerli arkadaşlar Deniz Yücel meselesidir. Deniz Yücel bir gazeteci. Bir hafta önce Almanya'ya giden başbakanın Almanya başbakanıyla yapmış olduğu bir görüşmeden sonra kendisinin serbest bırakıldığına hep birlikte tanıklık ettik. Elbette ki bir gazeteci, bir akademisyen, bir siyasetçi, bir aydın, bir yazar cezaevinde olmamalıdır. Ve biz Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından dolayı mutluluğumuzu ve bunu gerçekten sevinçle karşıladığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz. Ancak Almanya'da yapılan kirli pazarlıklar sonucu bir insanın adalete rağmen, hukuka rağmen nasıl serbest bırakıldığına da hep birlikte tanıklık ettik. Oysa tankların, topların verildiği ve böyle bir anlaşmanın yapıldığı sonucunda Deniz Yücel'in serbest bırakıldığını gördük. Ve şu anda cezaevlerinde başka gazeteciler de var. Cezaevlerinde başka aydınlar, başka yazarlar da var. Ve hemen akabinde Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcağ'a verilen müebbet hapis cezasını buradan kınadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcağ'ın serbest kalması için Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan tank ve top mu almanız gerekiyor? Onların serbest kalması için hangi anlaşmaların yapılması gerekiyor? Bir gazeteciye, bir aydına, bir yazara, bir siyasetçiye ceza vererek, onları düşüncelerinden dolayı yargılayarak Türkiye'de adaleti sağlayamazsınız. Türkiye'de hukuku sağlayamazsınız. Ve ülke savaş halindeyken, her gün insanlar toprağın altına verilirken, yargı, hukuk, adalet yerlerde sürüklenirken, açlık, yoksulluk, sefalet artarken, tüm bunlara neden olanlar kapalı kapılar ardında ittifak görüşmeleri yapıyorlar arkadaşlar. İnsanların öldüğü bir ortamda biz oylarımızı nasıl arttırabiliriz? AKP-MHP ittifakıyla nasıl başkanlığı elde edebiliriz? Görüşmelerinin bu ülkeye hiçbir faydası yok. Çünkü ülke elden gidiyor. Titanik gibi gemi su almış, batıyor değerli arkadaşlar. Bunlar kendilerini kurtarmalarının derdindeler ve kişiye, partiye özel seçim sistemini geliştirmeye çalışıyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bu ittifak kaybedecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, AKP-MHP ittifakı kaybedecektir. Çünkü Türkiye'de Türkiye halkları vardır. Türkiye'de HDP vardır. Ve Türkiye'de kadınlar olduğu sürece, Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi olduğu sürece onlar kaybetmeye mahkum olacaklardır. Ve onlar bu haldeyken, Türkiye bu haldeyken ülkenin dört bir yanında çocuk istismarları, kadınlara tecavüzler hiçbir zaman gündemimizden düşmüyor. Geçen hafta Adana'da iğrenç bir olay yaşandı. 4,5 yaşındaki bir kız çocuğu tecavüze uğradı. Ve bu bir vahşettir değerli arkadaşlar. Bu bir insanlık suçudur.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı biz olayı araştırıyoruz diyor. Çocuk tecavüze uğradıktan sonra, çocuk istismar edildikten sonra, bir kadın tecavüze uğradıktan sonra siz neyin araştırmasını yapıyorsunuz? Siz o koltukta niye oturuyorsunuz? Kadınları koruyamadığınız, çocukları koruyamadığınız bir Türkiye'ye vaat ettiğiniz şey nedir? Biz bunu anlamak istiyoruz. O yüzden bundan sonra tek bir çocuğumuzun istismara uğramadığı, tek bir kadınımızın tecavüze uğramadığı bir geleceği ve yarınları yaratmak bizlerin elindedir değerli arkadaşlar. Ve biz bu durumu asla kabul etmediğimizi, hiçbir şekilde engellenmesi için özellikle çaba sarf edeceğimizi de buradan bir kez daha ilan etmek istiyoruz. Ve hiç kimsenin umudunu kaybetmemesi gerektiğini ifade ediyoruz. Hiç kimse karamsarlığa düşmemelidir. Aydınlık gelecek bizlerin elindedir değerli arkadaşlar. Özgürlük, demokrasi, barış, eşitlik ve adalet mücadelemizi büyüterek sürdüreceğimizin sözünü buradan bir kez daha sizlere vermek istiyoruz. İlk grup toplantımız olduğu için çok uzatmayacağım. Burada bitirmek istiyorum. Bitirmek isterken de özellikle bugün grup toplantımıza gelen her bir arkadaşıma bir kez daha özel teşekkürlerimi sunuyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen il eş başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bir şey söyleyerek bitireceğim. Eş genel başkanlığa seçildiğim gün meclis başkan vekilliği görevimi bitirmiş durumdayım. Dün yapmış olduğumuz toplantımızda meclis başkan vekilliği görevine Mardin milletvekilimiz sevgili Mithat Sincar arkadaşımız gelmiştir. Kendisine bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum.